Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda sizlere hindi pastırma yapacağım. Hiç duymamışsınızdır belki, hindinin şu göğüs etinden sizlere pastırma yapacağım. Daha önceki videolarımdan izlediyseniz eğer, pastırma yapmak için ben şöyle bir aparat yapmıştım. Bir ayakkabı kutusuna benzeyen bir sandık. Şöyle kapağı var. Bunun içerisine tuz doldurup kapağını kapatıyordum önceki videomda. O şekil sizlere pastırma yapmıştım. Şimdi de dana pastırmalı yerine hindi göğsünden pastırma yapacağım. Görüyorsunuz eti. Bakalım nasıl olacak. Evet, yapımı çok 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 kolay. Şöyle kutumun içerisine ben geçenki gibi aynı böyle bir tül koyuyorum. Tuz yerleştiriyorum. Şöyle tabanına hindi göğsünün tabanına tuz yerleştirdim. Üzerine bir parça hindi göğsümü koyuyorum. Yine tuz döküyorum. Sonra diğer iki parça yapacağım. Diğerini de döktüm. Üzerine yine tuzla kapattım. Üzerine tuzla kapattım. Yani tuzumu da döktüm. Artık üzerine örtebilirim. Şöyle. Pozisyonuna getiriyorum. Gün gün sıkacağım için şöyle sıkılacak. Şu pozisyon. Şu pozisyonu getiriyorum. İşlemi de bitti. Şimdi şu altındaki deliklerden bu hindi göğsün suları akacak. İyice suyunu salmış olacak. Ondan sonra yıkayacağım. Değerli dostlar. Bir hafta geçti. Bir haftanın sonunda artık iyice suları çekildi. Bakabilirim. Öyle diyeyim ben size. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. İşkence aleti, ismi işkence. Yani bu benim uydurduğum bir şey değil. Marangozlar da buna zaten işkence aleti diyor. Yani ben böyle sıkıyorum, işkenceyle sıktım falan diyorum ya. Bunun adı işkence bu arada. Şimdi şöyle bir çatal veya kaşık yardımıyla şöyle çıktı kapağımız. Evet. Tuzun içerisinde aynı böyle gelin gibi terlerimizin, tülümüzün içerisine durdu. Bir hafta sonra çıkartıyoruz. Ooo! İyice artık. Yani yumuşaklığını da kaybetmedi. Suyunun çoğunu kaybetti ama %70'ine yakınını kaybetti suyunu. Diğer parçaya bakayım. Aynı şekilde. Bakın. İçinde az miktarda suyu var. Ama önemli olan o. Önemli olan kısmı gitti suyun. Şöyle. Şöyle iki parça artık elimizde. Etimiz var. Şimdi bunu güzelce yıkayacağım. Suya ıslayacağım. Şöyle bir gün kadar da iyice tuzunu bıraksın istiyorum suya. Ondan sonra tekrardan şöyle bir hafta asacağım, kurutacağım. Çok da güzel olacak. Şöyle iki parça etim var. Şimdi yıkama işlemine geçiyorum. Bu tuzu da arkadaşlar bu arada tekrar ne yazık ki kullanılmıyor. Bu tuzu döküyoruz. Şimdi şöyle tuzlar yıkıyorum. Güzel. Çok da abartmaya gerek yok.
Zaten suyun içerisinde kalacak. Şöyle. Şimdi şu en az 10 saat, 12 saat bir gün olsa daha güzel olur. Suya ıslıyorum. İyice tuzundan arasın diye. Sonra böyle güneş görmeyen bir balkona koyabilirsiniz. Üzerinde örtün. Toz bulaşmasın, kir bulaşmasın. Bir gün sonra çıkartacağız. Arkadaşlar, bir günün sonunda hindimi artık yıkayacağım, hindi göğüslerini. Şöyle suyunu dökeyim. Şöyle şöyle yıkıyorum ılık suyla. Bunları iyice kurulama zamanı geldi. Şöyle kağıt havlu kullanarak, kağıt havlu yardımıyla bunu iyice kurulayalım. Denizlerine asacağım. 3 gün 4 gün boyunca balkonda kuruyacak. Demleme işlemine geçiyorum. Şöyle bir kebap şişi yardımıyla bir deri kaçıyorum. İlaçlara var. Bunlar böyle 3 gün 4 gün kurusun. Bundan sonra üzerlerini böyle güzelce çemenle kaplayacağım. İşlem bitmiş olacak. Mis mis. Hindimiz iyice kurudu. Artık bunu çemenle kaplama zamanı geldi. Şöyle göstereyim nasıl kuruduğunu. Süper olacak, süper. Şimdi hindi etimi artık çemenle buluşturma zamanı geldi. Çemeni daha önceden hazırlamıştım ben zaten. Bu astırma videomdan bulabilirsiniz. Bakın şuraya tıklarsanız orada nasıl yapıldığını gösteriyor. Çok basit ama elimize mutlaka eldiven giyeceğiz. Çünkü çok kokusu baskın. Eldiven giyiyorum. Eldivenimi giydim şöyle güzelce. Şimdi geldik çemenle kaplama işine. Çok basit burası. Şöyle çemenimizi üzerine yediriyoruz. Her tarafı çemenlenmesi lazım. Buna dikkat ediyoruz. Şöyle yaklaşık işte böyle bir hindi parçası için 100 gram çemen yeterli gelecektir. İkisi için daha doğrusu 50'şer gram metal gelecektir. Metal ısırıyor. Metalini değdirme olursa çok kötü kokuyor. Tamam mı? Arkadaşlar, 15 günlük maceranın sonunda hindi pastırma hazır. Şöyle göstereyim. İki parça. Şöyle içinin yapısı bilmiyorum kamerada şu an görünüyor mu? Bildiğiniz pastırma oldu ya. Güzelliğine bak. Yaklaşır mısın şöyle? Bakın şimdi keseceğim bir parça. Şöyle. Çok ince oldu tabii, bu kadar değil. Şöyle. Parça keseyim. Görüyor musunuz? Bildiğin ilaç ya. Şöyle iç yapısını göstereyim size. Bildiğin pastırma ya. Şifa. Bir parça keseyim. Oh. Oh.
Lokum. Bildiğin ilaç. Bildiğin ilaç. İster böyle ye, istersen yumurta kır ye. Sabahlar bildiğin pastırma oldu. Şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Böyle bir lezzeti kaçırmayın.